Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitemizin ikinci testi ile çözümümüze devam ediyoruz. Aşağıda verilen moleküllerin yapmış olduğu bağ sayısı karşısında hangisinde yanlış verilmiştir? Hidrojen 1, oksijen 8. Oksijeni nasıl dağıtacağım? 2, 6 olarak dağıtacağım. Hidrojen ve oksijen arasında oksijeni merkez atom alıp ne yapacağım? Hidrojen ile bağ yaptıracağım. Hidrojenin 2 bağ olacak. Doğru. Karbon dioksit. Karbon ve oksijene baktığımda karbon 2, 4 merkez atom olacak. Oksijen ile bağ yapacak. Kaç tane bağ var? 4 bağ var. Doğru. N2H2. Azot 2 tane kullanacağım. 2 5 azotun son yörüngedeki elektron sayısını 5 olarak alacağım. Azot ve azot arasında bağ yapacağım. Birer tane de hidrojen bağlayacağım. Yapmış olduğu merkez atoma bakmak zorundayım. Merkez atomun bağ sayısına baktığımda 3 Burada bir bağ var, burada bir bağ var. Toplam 5 bağ yapması lazım. Cevabımız C şıkkı. C2H4. C2H4'e baktığımda karbonlar arasında 2 bağ, 4 tane de hidrojen bağlayacağım. 4 hidrojeni de bağladığımda toplam bağ sayım 6 olacak. N2. N2'yi 2 tane azot bağlayacağım. Aralarında 3 bağ olacak. O zaman cevabımızın C şıkkı olduğunu göreceğiz. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda bize iki tane bileşik verdi. Sodyum hidrür, hidrojen florür. Sodyum hidrürün levisi. Sodyum 11 yani 2, 8, 1. Hidrojen 1. Ne yapacak? Sodyum 1 elektronunu hidrojene verecek. Hidrojen ne olmuş olacak? Eksi elektron aldığı için bu şekilde gösterilecek. Sodyum bir elektron verdiği için bu şekilde gösterilecek. Doğru. Hidrojen florür bileşiğinin Lewis gösterimi. Hidrojen ve flor ikisi de ametaldir. Flor son yörüngede 7 elektronu var. Gösterimi iki bağlı olmalıdır. Doğrudur. Çünkü ortak kullanıyorlar elektronlarını. Sodyum hidrür iyonik bağlıdır çünkü sodyum metal, hidrojen ametaldir. Hidrojen florür ise nedir? İkisi de ametal olduğu için kovalenttir. İki farklı ametal olduğu için nedir? Polar kovalenttir. D şıkkına baktığımda bileşikteki sodyum ve florun elektron sayıları eşittir diyor. Bileşikteki sodyum ve florun elektron sayıları eşittir. Çünkü sodyum bir elektron verip 9'a iner. Flor ise bir elektron alır. Doğrudur. Bileşin molekülleri arasında hidrojen bağı görüldüğünden erime noktası sodyum hidrür bileşiğine göre daha yüksek değil daha düşüktür. Hidrojen bağı nedir? Zayıf bağdır. Dolayısıyla elimizdeki erime noktasının daha düşük olmasını bekleriz. Üçüncü soruyu çözelim. Üçüncü soruda ne var? X, iki 2 bileşiği var. X artı iki yüklü olmuş, Y eksi yüklü olmuş. Biri artı, öbürü eksi ise biri metal, öbürü ametaldir. İyonik bağlıdır. İyonik bağlı bileşikler kristal örgülüdür. İyonik bağlı bileşikler nedir? Alt, Toprak alkali metaldir. X için toprak alkali metal diyor. 2 elektron verdiyse bu adam 2A grubundadır. 2A grubu toprak alkali metaldir. İyonik bağlı bileşikler kırılgan değildir. 6A grubunda Y'nin 6A grubunda olup olmadığını bilemem. Y 1 yüklü. Eksi 1 yüklüyse bu adam 7A grubunda olduğu için 2 tane Y kullanılmış. O zaman bu da yanlış. 2 şıkkımı da yanlış olarak 5'e işaretleyeceğim. Şimdi geldiğimde iyonik bağlı bileşiğin ayrı ayrı metal ametal olarak değerlendirilmemesi gerekir. İki ayrı bileşik olduğu için burada iyonik bağ vardır. İyonik bağlı bileşikler kolay kırılabilir. O zaman bu ifadeyi de doğru diyeceğiz. Dördüncü soruya gideceğiz. Dördüncü soruda ne var? Metal ve ametallerin çapları ne kadar büyükse çekim azalır, erime noktası düşer. O zaman ben ne yapacağım? Çap büyük olanı bulacağım. Çekimin azalıp ne yapmasını bekleyeceğim? Erime noktasının düşmesini bekleyeceğim. O zaman çapı büyükse erime noktası düşüyorsa benden erime noktasını yüksek istiyorsa çapın küçük olduğu şıkkı bulmak zorundayım. Çapın küçük olması demek sola doğru ve ee, sağa doğru yakınlığa bakmam demek. Neye bakacağım? Burada bakacağım şey ametal olacak. Ametallerde çapı nasıl kıyaslarım? Sağa doğru gittikçe azalır. O zaman baktığım zaman sodyum klorür, sodyum florür, potasyum klorür, potasyum iyodür, sodyum iyodür. Elimdeki şıklara baktığımda yukarıdan aşağı çap büyür. O zaman potasyum en aşağıdadır. Adadan eledim. Sodyumlar arasında eleme yapamam çünkü her üç şıkta da sodyum var. O zaman flor, klor ve iyot arasında seçim yapmam lazım. Flor, klor, iyot. Aynı grupta aşağıdan yukarı gittikçe çap küçülür. Ben çapın küçük olduğu floru almak zorundayım. O halde cevabım B şıkkı. 5. soruya baktığımda X, Y, 2'de merkez Y atomunda eşleşmemiş iki tane elektron çifti vardır. Aldım. X atomunun her birinde eşleşmemiş 3 elektron çifti vardır. Eşleşmemiş 3 elektron çifti var ise sen burada iyonik bağ değil, kovalent bağdan bahsedersin. Bunu tuttum. Y 6A grubu elementidir. Evet, Y 6A grubu elementidir. Çünkü 2 tane var diyor. Doğrudur. X 1A grubu metalidir. X metal değil ametal olmalıdır. O halde 1 ve 3 D şıkkını işaretleyebiliriz. 6. soruya gidelim. Lewis gösterimini vermiş. Lewis gösterimine göre Y ve Z arasında üçlü bağ var. Z'nin son yörüngedeki elektron sayısı 5. Y'nin son yörüngedeki elektron sayısı 4. X'in ise 1. X dubletine ulaşmıştır. 2'ye tamamlanmıştır. Doğru. Y ve Z oktete ulaşmıştır. Doğru. Y ve Z arasında üçlü bağ oluşmuştur. Gördüğünüz üzere üçlü bağ var. Doğru. Z 3A değil, 5A grubundadır. Şunu 5A olarak düzeltelim. Doğru. Y 4A grubu elementidir. O halde Y'nin son yörüngede 4 elektronu olduğuna göre 4A grubu elementidir. O halde cevabımız 6. soru için E şıkkı olmalıdır. 7. soruya gidelim. 7. soruda X13Y8'i vermiş bize. Ne yapacağım? X için elektron dağılımını 2 8 3, Y için elektron dağılımını 2 6 olarak vereceğim. Ne yapmam lazım? Aralarına bağ kurmam lazım. Hangisi doğrudur olarak sorumuzu düzeltelim. X ve Y arasında X, 3, Y, 2. X, 3 aldığım zaman ne oldu? 9. Y, 2 aldığım zaman ne oldu? 12. O zaman Y, 2 olarak alabilirim. Doğru. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Çünkü biri metal, diğeri ametaldir. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Y 2 değerliklidir. Son yörüngeyi tamamlamak için dışarıdan 2 elektron alır. Doğrudur. O halde cevabımız 1, 2 ve 3 olmalıdır. 8. soruya gittiğimde karbondioksit ve karbon sülfür bileşiği var. Hangisi her iki molekül içinde farklıdır? Her ikisinde de baktığımda molekül içi bağ ikisi de ametal olduğu için kovalent. İkisi de ametal olduğu için kovalar aynıdır. Oluşan bağ sayısı. Karbon daima 4 bağ yapar. Burada 4 bağ var diyeceğim. Karbon sülfüre baktığımda. Kükürt 2 8 6 olacak. Karbon ise 4 bağ yapacak. O zaman karbonu aldığımda karbonun 1 2 3 4 tane neyi olacak? noktası olacak. Sülfürün birini bağladım, tamamladım. Diğerini bağladım, tamamladım. Oluşan bağ sayım ne oldu? Farklı oldu, aynı oldu. Bu da olmadı. Ortaklaşa kullanılan elektronları çekme kuvveti. Çekme kuvveti ikisi içinde farklıdır. Çünkü birinde oksijen, diğerinde kükürt var. Molekül türü aynıdır. Kovalent bağlı. Etkileşim türü aynıdır yine kovalent bağlı olacak o halde her ikisi içinde farklı olan şıkkımız elektronları çekme kuvveti olacak çünkü karbona bağlı olan elektronlar birbirinden farklı olan elementlere aittir. Dokuzuncu soru ile devam edelim. Bakalım dokuzuncu soruda bize ne vermiş? X, Y ve Z vermiş. X'in elimdeki hidrojen olduğunu biliyorum. Bir tane elektronu var. Y'nin karbon, Z'nin ise oksijen olduğunu biliyorum. X ve Y arasında karbon ve hidrojen arasında kovalent bağlı CH4 bileşiği oluşur. Doğrudur. Karbon 4 bağ yapmak zorundadır. 2, 3, 4. Hidrojen kendini dublete tamamladı. O zaman kovalent bağlı oldu. Çünkü ikisi de ametaldir. X ve Z arasında X2Z bileşiği oluşur. Yani H2O bileşiği oluşur diyor. Bakalım. Oksijen merkez atom, hidrojen, hidrojen, oksijenle olan Lewisini yaptığıma göre suyun yani H2O'nun ortaklanmamış elektron çifti merkez atomda bulunduğu için polar olduğunu biliyorum yx X4 bileşiği yani CH4 bileşiğinin molekülleri arasında ne vardır diyor? London kuvveti vardır diyor. Doğrudur. Niye London kuvveti vardır? Çünkü ikisi de ametaldir. ikisi de indüklenmiş dipoldür. Hidrojen de indüklenmiş dipol, oksijen de indüklenmiş dipol. O zaman indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol için London etkileşimi derim. Doğrudur. X2Z bileşiği yani H2O bileşiğinin yük dağılımları eşittir diyor. Bakın burada yük dağılımları eşit olamaz. Çünkü elektron çifti yukarıda bulunmakta. Bu ikisi ile bu ikisi arasındaki yük dağılımı eşit olmadığı için polar moleküldür. Eğer eşit olsaydı apolar molekül derdim. X2Z'nin polarlanabilme özelliği YX4 bileşiğinin polarlanma özelliğinden fazladır. Yani CH4'ten fazladır diyor. Evet fazladır çünkü CH4 apolar moleküldür. Ama X2Z ise polar moleküldür. Polar apolardan büyüktür. Polarlanabilme özelliğine bakıldığı zaman. O zaman bu tip sorularda yapmamız gereken şey elementlerin atom numaralarından hangi element olduğunu bulup Lewis teoremini yazmak. 10. soruya gidelim. 10. soruda A B ve A bağları var. Flor ve hidrojen arasında kovalent var. Hidrojen ve flor arasında kovalent var. Hidrojen flor arasında kovalent var. Ancak hidrojen fon elementi bağ yaptıysa hidrojen bağı var. Bağ yaptıysa yine hidrojen bağı var. Bakalım hangisinde B ile belirtilen bağ HF bileşiğinin hangi özelliği üzerinde etkili değildir? Bağ oluşumu üzerinde etkili değildir. Çünkü fiziksel bağ bağ oluşumunu etkilemez. O halde cevabımız E şıkkı olarak işaretlenebilir. Gidelim 11. soruya. 11. soruda iki tane kap vermiş. Bu iki kabımın içerisinde ne var? Su var ve benzen var. Suyun polar. Organik bileşiklerin tümünün ise, hidrokarbonların tümünün ise apolar olduğunu bilmek zorundayım. Poların üstüne X ilave ediyor. Homojen çözelti oluşuyor. Benzer benzeri çözer kanununa göre X'in polar, Y'nin ise apolar olduğunu bilmek zorundayım. Şimdi diyor ki hangisi olamaz? Polarlık apolarlık arayacağım. X'in polar olmasını istiyorum. Bakacağım. Polar molekül. Evet polar molekül. Polar mol apolar molekül karbondioksit apolardır. Doğru. Karbon tetraklorür karbon 4 bağ yapar. Ortaklanmamış elektron kalmaz. Apolardır. NH3 ise polardır. Karbon tetra hidrür. Ne oldu? CH4 metan gazı. O zaman yine nedir? Apolar. Hidroklorik asit, hidroklorik asit de yine iyoniktir, çözünür. Karbon tetra klorür apolardır. Apolar molekül poların içinde çözünmez. İyon çözünür. N2 apolardır, çözünür. O halde 11. sorumuzun cevabı D şıkkı ve testimizin son sorusuna gidelim 12. soruya. H2O Merkez atom iki tane hidrojen bağlı ve bu bir polar molekül. Çünkü merkez atomda elektron çifti görüyorum. Diyor ki bana polar moleküldür. Doğru. Bağlarına sahip çıkma eğilim oksijen büyük nedir? Hidrojendir. Doğrudur. Çünkü hidrojen 1A grubunda, oksijen ise 6A grubundadır. Soldan sağa gittikçe elektronegatiflik artar yani bağına sahip çıkma eğilimi artar. Bu yüzden zaten oksijen merkez atomdur. NH3 molekülü ile hidrojen bağı yapar. NH3 ile hidrojen bağı yapar. Çünkü NH3'ün içinde N vardır. Hidrojen bağının olması için buradaki hidrojenin öbür moleküldeki fon elementiyle bağ yapması gerekir. Fon elementinin 3. elementi azottur. O zaman Doğrudur. Merkez atomda iki tane eşleşmemiş elektron bulunur. İki değil dört tane elektron bulunur. İki çift deseydi doğru olurdu ama çift demediği için bu ifademiz yanlıştır. Oksijen atomu kısmi negatiftir. Yani bağ elektronuna daha çok sahip çıktığı için kısmi negatif deriz. Doğru bir ifade olacaktır. O halde bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.